Merhabalar sevgili arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem pastanelerde fırınlardan aldığımız tahinli çöreğin evde yapılmış daha güzelinin tarifini vereceğim. Yapımı oldukça kolay, lezzeti zaten bomba. E, malzeme listesi de oldukça az. Nasıl yaptık? Hep beraber izleyelim efendim. Yarım su bardağı ılık suyumuzu yoğurma kabımızın içerisine alıyoruz. üzerine bir su bardağı ılık sütümüzü ilave ediyoruz. Bir paket kuru mayamızı ilave ediyoruz ki bu kuru maya bir yemek kaşığına denk geliyor. Kuru mayanız yoksa yaş maya kullanacaksanız ceviz büyüklüğünde bir maya kullanmanız yeterli gelecektir. Bu malzemelerimizi iyice karıştırdıktan sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz. bir tane yumurta beyazı ilave ediyoruz. Sarısını üstü için kullanıyoruz. 2 yemek kaşığı toz şeker. Yine bu malzemelerimizi de güzelce karıştırıyoruz. Sıvı malzemelerimizi karıştırdıktan sonra unumuzu ilave ediyoruz. Oldukça yumuşak kıvamlı bir hamur elde edeceğiz. Tuzumuzu her zaman mayalı hamurlarda, mayalı yaptığımız şeylerde unla beraber ilave edelim. Unumuzun hepsini aynı anda kullanmayalım. Yaklaşık 4,5-5 su bardağına yakın o aralıkta un kullanacağız. Un kal kalitesine göre çok değişir. E, o yüzden e, ununuzu her zaman kontrollü kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tezgaha alacağım her zamanki gibi. Bu şekilde daha iyi hissediyorum bu elimin içiyle hamurumu çok iyi hissettiğim için kıvamını daha iyi ayarlayabiliyorum ee, Hamurumuzu yoğuruyoruz ve mayalanması için bir kenara bırakıyoruz Üzerini örtelim ve mayalanmaya bırakalım Şimdi bir iç malzemesi hazırlayacağım bir su bardağı tahinim var Üzerine bir çay bardağı toz şeker Ve ince çekilmiş e, ceviz kullanacağım ama ceviziniz yoksa hiç fark etmez. Kullanmaya da arkadaşlar. Sade şeker ve tahinle de yapabilirsiniz. Bu malzemelerimizi bu şekilde güzelce karıştırdıktan sonra mayalanmış olan hamurumuzu içerisindeki havayı alalım. Tekrar şöyle bir yoğuralım. Yormuş olduğumuz hamurumuzu dört eşit parçaya bölelim. Yani dört tane büyük e, tahinli çörek çıkaracağız bu hamurumuzdan. Hamurlarımızı yuvarlıyoruz ve dinlenme aşaması yapmayacağız, direkt e, hamurlarımızı açmaya başlayacağız. Nişasta ile değil un yardımıyla hamurumuzu e, açabildiğimiz kadar ince ve dikdörtgen bir şekilde açalım. Vallahi merdane ile açarsanız bu aşamada çok daha iyi olur. Ben şimdi Rize'deki evimden İstanbul'a taşınınca valla evimde merdane yok. <laughs> Onu söyleyeyim size merdane almadım. Merdane ile açarsanız daha bu işlemi kolay halletmiş olursunuz. Evet, iç harcımızdan bu şekilde serpiyoruz ve kaşığımızın tersiyle veya elimizle her yerine gelecek şekilde sürüyoruz. Daha sonra bu şekilde kenarlarını kıvırıp sıkıca rulo yapalım. Şu kenarlarını açalım ki şeklimiz düzgün olsun. Şimdi böyle elimizle fazla bastırmadan ama hamurumuzu incelterek uzun şerit yapacağız. İnce, uzun bir şerit. Burası çok önemli. Buraya dikkat edin. Kalın bırakmayın. Açabildiğiniz kadar ince açın bu aşamayı. Açtıktan sonra bir kenarından tutup hamurumuzu kendi etrafında bu şekilde döndürerek Kat yerleri mümkün olduğu kadar üste gelmemesine dikkat edin. Ucunu da biraz sivrilteceğiz. şimdi, incelteceğiz. Bu şekilde ucunu şöyle altına sıkıştırdık mı, tamamdır. Dört tane hamurumuzu bu şekilde hazırladıktan sonra hafifçe üzerlerini bastıralım. Yumurta sarısını e, beyazını içine koymuştuk, ilave etmiştik hamurumuzun içine e, sarısını üstü için ayırmıştık. Şimdi e, ayırmış olduğumuz yumurta sarısının üzerine. Bir yemek kaşığı sıvı yağ ekledikten sonra harmurumuzun her yerine sürüyoruz. Tahinli çöreğin olmazsa olmazı nedir? Bolca susam. Yumurtamızı sürdükten sonra hiç mayalanma beklemeyeceğiz. Tepsi mayası vermeyeceğiz. Üzerine bolca susam serpeceğiz. 180 derecede nar gibi kızarana kadar fırına göndereceğiz. Evet çöreklerimiz pişti Hele evde mis gibi bir koku sardı bütün evi O kadar lezzetli oldular ki Gerçekten hiç dışarıdan almanıza gerek yok bu şekilde yapın pişirin buzluğunuzu atın Hazır çörekleriniz her zaman elinizin altında olsun tadı muhteşem oldu gördüğünüz gibi yapımı da oldukça kolay Ve pratik e, Tarifi de tam e, O yüzden malzeme listesinde videomun alt kısmına yazacağım oradan bakabilirsiniz ben daha çok tahinli seviyorum derseniz Emine Hanım biraz da tahininizi fazla koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin arzunuza bağlı. Mis gibi çöreğimiz hazır. Yeni bir tarifle yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.